Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda bilgisayarlarınızda nasıl Android kullanabileceksiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle cihazınızın internet tarayıcısını açın ve arama bölümüne CoPlayer yazın. Çıkan arama sonuçlarından en üst kısımda bulunan UpToDown sitesine girin. En son versiyon yazısına tıklayın ve indire basın. Uygulama 368 MB boyutunda. Uygulama inerken özelliklerini sizden bahsetmek istiyorum. Bilgisayarlar için oldukça başarılı bir Android emülatör olan CoPlayer ile bilgisayarınızda akıllı bir cihaza sahip olabilirsiniz. CoPlayer Windows XP ve üzeri cihazlarda çalıştığı için diğer Android emülatörlerine göre daha bir ön planda kalıyor. CoPlayer diğer emülatörlere göre çok hafif bir yazılım. Ücretsiz olduğu halde fazla reklam içermiyor. Çok az bir reklam barındırıyor içerisinde. Yüklü uygulamalar arasında gezinmek çok kolay ve CoPlayer sistemde fazla yük bindirmiyor. Bu da her türlü düşük bilgisayar sistemlerinde çalışmasına olanak sağlıyor. Arayüzü de oldukça basit. Ücretsiz olmanın yanı sırasında kolay bir kurulum sağlıyor. Görüldüğü gibi internet üzerinden indiriyorsunuz. Bir setup dosyası. Setup dosyasını yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. İngilizce dil seçimi var. Maalesef Türkçe dil seçimi yok. Kurulum ekranında Android emülatörün nereye kurulması gerektiğini seçiyorsunuz. Ve kurulum işlemi başladı. Evet, uygulamanın kurulumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İki tane bize masa üstüne kısa yolu geldi. İlki normal CoPlayer'ı çalıştırmak için. İkinci seçenek ise birden fazla CoPlayer çalıştırmak için kullandığımız bir seçenek. Biz normal şekilde bir tanesini açalım. Program bize iki tane seçenek sunuyor. İsterseniz Speed modu seçebilirsiniz. İsterseniz de Compact modu seçebilirsiniz. Bilgisayarınıza göre bu seçimi sağlayabilirsiniz. Speed modu seçiyorum ve Remember this mode yazısına gelerek bu seçimimi hatırlamasını istiyorum. Uygulamayı tam ekran yaptım. Uygulama ilk açılışta biraz uzun sürebilir. Bundan sonraki açılışlarda gayet hızlı bir şekilde açılacaktır. Sistemden sisteme açılış hızı değişiklik gösterebilmekte. Uygulama açıldı. Next yazısına basarak gerekli adımları takip ediyoruz. Bize program hakkında birkaç bilgi veriyor. Zaten uygulama açılır açılmaz bize Google Play üzerinden indirme yapabilmemiz için Google hesabımızı girmemizi veya kayıt olmamızı istiyor. Varsa Google hesabınızı girin, yoksa register diyerek kayıt olabilirsiniz. Google hesabınıza giriş yapmak için üst kısımdaki seçeneği tıklayacaksınız. Yeni bir hesap oluşturmak için alt kısımdakini. Ben var olan hesabıma giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra otomatik olarak Google Play sayfasına bizi yönlendiriyor. Buradan istediğimiz uygulamayı indirebilir ve kurabiliriz.
Program böyle. Çoğu bilgisayarda sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Kısaca uygulama böyleydi. Kanalımı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.